Sana yaptım. Aç değil misin? Açım. Aç olmasına da sen hiç daha önce yemek yaptın mı? Yani yaptım desem yalan olur. Hadi hadi otur. Oturalım. Ay, tabak neyse önemli değil. Arda, dün gece için teşekkür ederim. Yani ben sana öncesinde bir sürü şey söylemiştim ama sen yine de beni savundun. Rica ederim. Bir şey yapmadım yani açıkçası. Ama eğer ben dedemi şu kadarcık tanıyorsam bu işin peşini bırakmaz. Ya sen hala orada mısın ya? Boş ver. Geç bak kapıya dikili tüfeğiyle ne oldu? Hiçbir şey. Bak Rıfat Ağa'dan bahsediyoruz. O tüfek çıktıysa patlar. Arzucuğum bak. Dedenin başına gelebilecekleri güzel bir hukuk diliyle ona anlattım. Deden aklı başında bir adam. Geldi, geldi işte dedem geldi. Ne yapacağım? Önce sakin ol. Rıfat Ağa, biz de tam senden bahsediyorduk. O zaman gireyim içeri. Yapma Rıfat Ağa, yapma. Ne istiyorsun? Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartayım? Dede. Hoppa, siz kimsiniz be? Hey, hey, hey! Şunu çek elini, çek elini dedim sana. Bırak, içki yapsınız lan siz. Bırak. Bu namussuzluğun hesabını vereceksin. Dede, dede ne yapıyorsun dede? Dede bıraksana. Al götür şunu. Al Hazu, götür şunu, al götür şunu. Dede bırakın bizi. Hazu, içki yapsınız lan siz. Şimdiden de hesaplaşacağız. Sırın bekle. Bırak, bırak. Gonca, ne zaman geldin? Canım. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Arda. Zeynep! Zeynep! Gonca! Arzu, Arzu! Ne oldu Arzu'ya? Rıfat'a tabii. Adamları bir anda evime daldılar. Alıp götürdüler kızı. Perişan oldu. Bir dakika, senin evinde ne işi var Arzu? Orası uzun hikaye. Zaten bir önemi de yok. Kendi torununu öldürecek hali yok yani. Ne yapabilir ki yani? Gonca, bu adam çok tehlikeli. Her şeyi yapabilir. Dün gece evimi tüfekle bastı zaten. Tüfekle mi? Evet. Anne! Anne! Anne açın şu kapıyı! Arzu! Kes artık bağırıp çağırmayı. Boşuna nefesini tüketme. Anneciğim! Anneciğim yalvarıyorum! Yalvarıyorum! Açın şu kapıyı! Uzatma Arzu. Dedeni aramak zorunda bıraktırma beni. Anne! Anne bak kaçarım bak! Tutamazsınız beni burada! Kaçarım! Arzu! Aptallık etme! Bir dahaki sefere dedenin elinden bir kaza çıkar. Onu artık ben bile durduramam. Seni şimdilik sadece odaya kilitlediğine dua et bence. Ya of! 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 Açın şu kapıyı! Ah anne ya! Rüzgarı bitmez, tozu bitmez. Anam! Dün gittiniz, bugün geldiniz. İtalya nasıl inşallah? Bir kule vardı böyle yamuk. Duruyor hala değil mi? Yıkılmamış. Yavuz, düzeltmişler kuleyi. Sen bir git bak istersen. Ya sana ne ya? Sana ne kuleden? Çok doğru, bana ne? Al şu valizi, çıkar odama. Hizmetçiye de söyle bana kahve hazırlasın. İyice hanım. Kahve tamam da yanınız, odanızda sıkıntı var. Odanız dolu. Niye doluymuş benim odam? O geldi. O kim Yavuz? Ececiğim. Ah Canan teyzeciğim. Ah neler geldi başıma bir bilseniz. Yavuzcuğum senin işin yok mu? İyi tamam.
Ben bu valizi şimdi nereye götürsem ya? Kocaman da valiz, şuna bak. Hadi götür onu. Neler yaşadım bir bilseniz. Ecem, yine becerememişsin bir işi. Canan teyzeciğim, beceremedim değil. O Gonca denen çıyan önce İstanbul'a geldi, sonra odamıza daldı. Toprağı aldı, götürdü, gitti. Bana mazeretler sayma. Senden geçmiş bu işler yavrum. Sen en iyisi biçki dikiş kursuna başla. Ha? Örgü falan ör. Aa, internetten yemek videoları seyret mesela. Çünkü sen çoktan emekli olmuşsun, senin haberin yok. Canan teyze, kabalaşmayın lütfen. Gerçekler bunlar canım. Ben sana fazla yüz vermişim galiba. Batmışsınız siz. Annen İtalya'daki evi satıp 3 tane valizle kiraya taşınmış. Siz nereden öğrendiniz bunları? Kardeşin söyledi canım. Kardeşin. Kardeşim mi? Deniz? Ece. Ne işin var senin burada? Özledim bebeğim. Senin için geldim aslında. Sakın bir adım daha atma. Seninle sonra konuşacağız. Evet. Evet, ailemin durumu eskisi kadar iyi olmayabilir. Ama bu toprağa hala aşık olduğum gerçeğini değiştirmiyor Canan Hanım. Ben hepinizi ailem yerine koydum. Tek tek hepinizi ailem bildim. Sizi annem yerine koydum. Yeri geldi çocuklarınızdan daha çok sahip çıktım size. Ama siz, siz o Gonca Elozu'yla uğraşacağınıza gelip bana yürüyorsunuz. Ece haklı. Kavga etmeyeceksiniz. Birlik olacaksınız. Yan yana olacaksınız. Sizin tek düşmanınız var. Gonca ve ortakları. Bu akşam birçok şey olacak. Hazırlıklı olun. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.